İki ikilik beraberlik hazırlık karşılaşmasında Makedon temsilcisiyle karşılaştı. E, Jesus, Luis Gustavo, Novak, Lemos gibi isimlere süre verdi. E, Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'da kiralık olarak oynamıştı. O da yine hazırlık maçıda görev aldı. Tabii çok fazla hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe. Bu tip oyuncuların fazlalığını göreceğiz. Ben hep şundan bahsediyorum. Dinamo Kiev maçı öncesi tabii ki de Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları olabildiğince erken bitirmek istiyor. Lincoln'un gelmesi, Bruma'nın gelmesi, gelmesi, ön libero konusunda çalışmalar devam ediyor ama ben yine de Dinamo Kiev maçında biz bir anda Luis Gustavo'yu görebiliriz. Önümüzdeki sezonda takımın önemli parçalarından biri olabilir. Bu hazırlık maçında dün görev almasının bundan sonraki maçlarda da değerlendirilme ihtimalini göz önünde bulundurarak yorumluyorum. Tabii ki de maliyeti çok yüksek yıllık kazancı ama evet. herkesi bir şekilde görmek istiyor Jesus. E tabii sıfırdan Herkese yeniden bir şans vermek istiyor. Kamp dönemleri de bu yüzden var zaten. Ee, ben özellikle dünkü hazırlık maçında hani gözlemlediğim en önemli şey, Jesus'un Benfica zamanından kalan e, Brezilya'da da, Flamengo'da yaptıklarında hı hı. E, en önemli olgusu önde presti. Yani takım boyunun ileriye doğru yerleşmesi aslında bu söylemek istediğim şey. Dün e, takım tam olarak bunu tabii ki ilk maçta hemen uygulayamadı ama o Zih, zihniyetle e, sahaya çıktığını gördüm yani önde pres, üçlü zaman zaman e, rakibe baskı, ikili baskılar çok sık gördük. E, dolayısıyla hani bu konuda bize bir ipucu verdiğini söyleyebilirim Cesus'un dünkü maçla ilgili. Tabii oynadıkça, e, maç yaptıkça Cesus'un düşüncelerini biz sahadaki izlenimini biraz daha fark edebiliriz. Yoksa evet. spor üzerinde de çok durmamak lazım. Fenerbahçe iki gol yemiş. Beraberlikle bitmiş. Hazırlık maçlarının anlamı budur. Ee, buna çok fazla odaklanmamak gerekiyor. Olabildiğince maç yapmanın önemini vurgulamak lazım Savaş Yolu. Şimdi George Hazırlık maçlarını seçerken bile çok itinalı davranıyor. Bundan sonraki maçlar, rakipler zorlaşacak. Kesin. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yani belki bu, bu maç George gelmeden önce alınmış bir takım da olabilir. Tam emin olmamakla beraber söylüyorum ama. Bundan sonraki rakipler Şimdi Jorge Jesus'un daha önceki kamp dönemindeki programlara bakalım. Hep böyle birbirinden zorlu rakiplerle maç yapmıştır. Nasıl mesela kim gibi? Fatih Terim'in 2012-2013 sezonunda hatırlayalım. Galatasaray'ın Avrupa'da olmadığı bir sezonda evet. Arsenal'da Emirates Cup'a gitti. O kupayı kazandı. Yani ligde ama benim oyuncularım hep orada dedi, olması lazım dedi. Yani o zorlu rakiplerle olup oraya hep alışık olması lazım ki. Bir sene sonra Avrupa'ya gittikleri zaman büyük takımlarla oynamanın nasıl olduğunu herkesin bilmesi lazım, alışması lazım diye. Şimdi hocaya bakıyorum. Bundan sonraki maçların e, Alman, Fransa, İtalya böyle güçlü birkaç tane rakip olacağını düşünüyorum. Tabii Bu bir de bir Avusturya var. kampı istemesinin Tabii. sebebi Avusturya oydu kampı, bence. Şöyle e, geçen haftaydı galiba. Herkes işte Rüzce Topuk ailesinde kamp olacağını biliyordu. Hoca evet. oraya gezmiş. Herkes gitmedi zannediyor. Gidiyor, görüyor. Tesis son derece beğeniyor. Hakikaten de güzel bir tesis. Evet. Baktığın zaman. Ama deniliyor ki 20'si Elveçti. ile 30'u arasında müthiş bir sis var, yağmur var. O da diyor ki ben sabah yapmak, akşam yapamayacaksam ne işim var burada? Doğru. Çünkü planlı. Çok sistemli ve planlı çalışan bir teknik adamdan bahsediyoruz yani. Tabii. En yani ince ayrıntılara kariyeri boyunca havadan da, Havadan yaptır. da, karadan da tesis inceliyor. Bakın ben burada diyorum. hani Dron sistemi var. Yine orada orada e, dronla kendisi tesislere helikopterle geldiği iddia ediliyor. Evet. Gezdiği bir şekilde. Yani ben onu helikopterle gelip gezdiğini de duydum. Tesis beğeniyor. Ama dediğim gibi geçmiş dönemdeki yaşanan o sıkıntıları ya bir hoca günde çift idman koyuyorsa, sabah hava muhalefetinden dolayı içeri alıyorsa ya da akşamleyin taktik idmanı yapacağı zaman her içeride çalışıyorsa orada olmanın bir anlamı yok. Şimdi apar topar kamp iptal, Derazlı, şeyde Samandıra ve Avusturya kampı. Herhalde bundan sonraki maçlar çok üst düzey 2-3 tane maç olacak diye düşünüyorum hazırlık maçı. Tabii, yani takımı... Oyuncuların da burada şu anda baktığı zaman bu maçta bu rakibe göre çok fazla oyuncu vardı. Ama bir sonraki maç artık Dinamo Kiev'in tabii ki oyuncuları görmek isteyecektir ama hı hı. o Kiev provası bir sonraki hazırlık maçında başlayacaktır. Yani. Bir de bir yerden sonra o kazanma alışkanlığını hemen kazanmak gerekiyor. Yani bu hazırlık süreci tamam çok iyi ama Fenerbahçe'de hedefe gideceği için Kiev'le ilgili çok önemli bir maçı var. E dolayısıyla o maça kadar... E, o kazanma alışkanlığını hazırlık maçlarında kazanmak isteyecektir. Ve kafasındaki 11 ile yavaş yavaş sahaya çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için de bu kadroda değil de biraz daha böyle idare yakın oyuncuları atacak. Tabii 20 Temmuz'u galiba Dinamo Kiev mücadelesi Fenerbahçe'nin. Evet. Polonya'da oynanacak ilk 20 Temmuz'a kadar baktığımız zaman 20 oradan var. 7 şu anda buradan var. 27. 27. bir yakın süre. 10 gün galiba Avusturya kampı olacak. Forması nasıl olur diye çok yorumluyorduk. Dünkü hazırlık maçında Crespo sahadaydı. Sağdaydı ve performansı da fena değildi bence. Crespo, ben hocanın özellikle merkez orta sahada onu değerlendireceğini düşünüyorum. Bu sene Fenerbahçe'de en büyük değişkenliklerden biri, hocanın stoperlerin önüne bir oyuncu istediğini biliyoruz, defansif orta saha. Crespo'yu merkez orta saha olarak kullanıp, önlerinde Lincoln şeklinde veya Lincoln zaman zaman belki kanatlara da kaydırılabilir. İrfan Can'ı da özellikle kanatta denediğini görüyorum, hem antrenmanlarda hem. E, hazırlık maçında dünkü oynanan hazırlık maçında Dolayısıyla hocanın kafasında farklı sistemler var e, Biz bu yap bozun parçalarını izledikçe birleştireceğiz e, Ama İrfancan Can tarzı, Mert Hakan Yandaş tarzı yani Çift yönlü orta sahaları hoca zaafı var Çok seviyor o tip oyuncuları Onlar Onların da kariyeri için özel bir sene olacaktır bence Mesela dün Bruma'yı da oynattı Forvet'te kim vardı? E, Mergin Berişa Berişa Diğer tarafta işte Novak, Lemos, Berüşşe, Lemos Berüşşe, oynadı. Berişe için mesela hep hocanın sistemini oynayabilecek en önemli oyuncu diyorlar mesela deniliyor. Orada çünkü şöyle bir sistem Benfica'da oynattığı sistemde zaman zaman bir santrafor yani uzun boylu bir santrafor bildiğimiz pivot santrafor gibi bir model var. Arkasında ikinci forvet gibi oynatmayı seven bir Flamengo zamanı da vardı o yönü hocanın. Yani Berişe aslında benim izlediğim kadarıyla Salzburg'da Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu o grup maçlarında ikinci forvet gibi oynadığını ben çok görmüştüm. Fenerbahçe'deki kariyerindeki en temel problemlerden biri önde tek başına Santrafor olarak değerlendirilmesiydi. Mesela Soldado da geçmişten hatırlarsanız o tip bir oyuncu aslında. Fernando ile yan yana oynadığında Soldado hep daha iyi gözükmüştür. Ama Tottenham'daki kariyerinde hatırlarsınız tek Santrafor'a ne zaman Hı -hı. döndüğünde Soldado sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. O yüzden oyuncu modellerini çok iyi inceleyip ona göre transfer yapmak gerekiyor. Cesur da bu konuda zaten hani uzman bir isim. E, doğru tercih yapacağını düşünüyorum ben daha fazla süre alabilir belki Berisha. Beklenti oyun da şu anda hoca geldiğinden beri hatta da antrenmana çıkmadan hep Berisha'nın hocayla evet. sistemine uyabileceği bambaşka bir Berisha izlenince ama Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe camiasının şampiyonluğu beklerken Berisha'nın çok üzerinde bir golcü bekliyor. Tabii. Şimdi 4 seneye bakalım. Bu sezon Ali Bey hiç olmadığı kadar az hatayla gidiyor Sayın Ali Koç. Minimum risk alıyor. Yani şu ana kadar baktığımızda eldeki geçmişten kalan fazla oyuncular dışında şu hatayı yaptı diyebiliyoruz. Evet baskette de, futbolda da, amatör sporlarda da baktığın zaman iyi gidiyor. Ki bunun örneğini kombineler satışa çıkar çıkmaz bir saatte tükenmesi de Değil gördük. şekilde anladık. Evet. Burayı bir tane merkez santraforla eğer bitiremezseniz yani mutlaka daha zaman var. Tabii. Hazırlık maçına bir ay var. alınacak Beriş de çok iyi bir üst düzey golcü olabilir hocayla beraber ama şampiyonluk için çok üst düzey bir golcü ihtiyacımız var. Bir de onu var. önde santrafor olarak bence düşünmemek gerekiyor. Ben hep onu ısrarla söyleyeceğim yani ikinci forvet gibi zaman zaman kanatlara da dönen o kanat forvet gibi kullanabilirsiniz şey ama önde tek bir şey kullanmak bana çok Fenerbahçe standartlarında şimdi, akıllıca gelmiyor yani. Şimdi orada Berişe var, Serdar var. Samat'tan yüzde tam olarak belli değil. Başka kim var? Ya akıbeti belirsiz çok oyuncu var Fenerbahçe'de forvet konusunda bana. özellikle evet. söylüyorum ya. Şu anda mesela ilk aklıma gelen üç tane saydım. Aynen öyle. Samat'ta Berişe'ydi. Durumu kanat forvet olarak bakarsan Valencia o bölge bayağı bir yoğun yani. Hoca'nın da basın toplantısında ilk söylediği şey hücum bölgesinde değişikliğe gitme kararı vardı. Jesus'un basın toplantısı da zaten buna Oraya doğru bulma, başladı. E, dolayısıyla zaten bence Fenerbahçe'nin yapması gereken şey de oydu. Yani savunma e, anlamında, takım savunması anlamında bazı şeyleri İsmail Kartal son dönemlerde oturtmuştu zaten. Orta saha konusunda da öyle. Ama özellikle kanat, kanat forvet, işte santrafor gibi mevkilerde ciddi bir açığı vardı Fenerbahçe'nin. Oradaki transferlerle o düzeyi, seviyeyi arttırabilirse Fenerbahçe farklı bir takım olur. Ben bir forvet bekliyorum. Çok üst düzey bir forvet bekliyorum. Mesela Vegors Beşiktaş'tan haber bekliyor. Fenerbahçe yok diye açıklama yaptı galiba zannedersem. Yani bizim gündemimizde Yok, yok. yalanlamadı henüz. Yalanlamadı. Aha. Mesela Sevegors Beşiktaş'tan haber bekliyor ama Vegors'un Beşiktaş'ta adı anıldığından beri şunu söylerim. Avrupa'da olmaması bir transferde çok büyük etkendir. Avrupalı bir oyuncudan başlıyor. Evet. Şu anda bunu mesela bugün basın toplantısında da ona dikkat çekti Galatasaray'da yapılan bas toplantısında. Yani futbolcu eğer Avrupa'da varsa 1-0 önde başlıyorsun takım olarak. Hele hani Vegors seviyesi bir oyuncu. Vegors zaten şu anda piyasası olan bir oyuncu. Bu ligde hangi takımda olursa olsun büyük keyif alırım izlerken. Ya şimdi mesela kimi benzetiyorum? Şu forvetteki gibi mesela özellikleri olan dersen. onun içine Mario Gomez'i koyalım, Abu koyalım, Gomez'in iyi halini Ceza koyalım. sahası içerisinde adeta bir avcı. Yani gol sezgileri o kadar yüksek bir oyuncu ki yıllardır hani Almanya kariyerinde özellikle ben hayranlık duyduğum bir oyuncuydu. Süper Lig'e çok yakıştırıyordum Bugün gün. Umarım izleriz ligimizde Ama diye. Ama Fenerbahçe'den onunla ilgili bir resmi açıklama gelmedi diye biliyorum. Şey, olumsuz anlamda gelmedi. Ben mesela orayı takip edemem. Acaba Beşiktaş haber bekliyor. Beşiktaş süreyi uzattı hatta. Ahmet Başkan söyledi. Sayın e, Kazancı söyledi. Görüşme var, teklif var. Süre konusunda eşini evet. ikna edemedi söyledi. Ama ben Öylesine önemli bir oyuncunun birinci önceliği Avrupa'da olmak ister.